Bir esasında ahlakı hayatın içerisinden bir disiplin olarak ayırmak ne kadar doğru bu çok tartışılır. Yani ben hatta bana sorsanız ahlak diye bir dersi koymam. Ahlakın dersi olmaz. Ahlak hayattır, ders değildir. Ahlak kitaplarda yazmaz, kitaplarda öğrenilmez. Ama ahlak bir disiplin olduktan sonra bunun kitapları da yazılmış. Bu konuda bir disiplin olarak ortaya ahlak teoriyi üzerine şeyler de söylenmiş. İşte İbn-i Müskevey bizim ahlakçılarımızdan biridir. Gazali bizim ahlakçılarımızdan biridir. Vesair gibi. Dolayısıyla işte Maverdi efendim yine devlet ahlakı üzerine, hatta Farabi'nin efendim İbn-i Bahçe'nin bu konuda yazılmış eserleri var. Dolayısıyla işte bizde ahlakı üçe ayırmışlar efendim. Tedbir-i mütevahhid, tedbir-ül menzil, tedbir-ül medine. Tedbir-ül mütevahhid, şahsiyetin ahlakı. Tedbir-ül menzil, evin ahlakı. Tedbir-ül medine, sitenin, şehrin, devletin, toplumun ahlakı. Yani üçe ayırmışlar. Ya bu konuda işte tedbir-ül mütevahhid konusunda İbn-i Bahçe bu isimde harika bir eser vermiş. Şahsiyetin ahlakı nasıl olmalı? İşte tedbir-ül menzil konusunda yine Maverdi'nin, İbn Haldun'un yazıları var, çalışmaları var. Ve tedbir-ül medine konusunda müstakil bir eser vermiş Farabi. Ara'u ehlil medinetil fadıla diye. Efendim bu üçünü birden Osmanlı ahlakçısı ahlak-ı alai'ye sahibi olan Kınalızade Ali Efendi bu üçünü de birleştirmiş, muhteşem bir ahlak kitabı koymuş ortaya. Sultanlar hangi ahlakla devleti yönetmeli, halkı yönetmeli, efendim yöneticinin ahlakı nasıl olmalı vesaire gibi. Yani ama irfan bilgi sisteminin ahlakı bütünden koparması esasında bir tür parçalanmayı getirmiş. Başlangıçta ahlak, bilgi ve davranış bir bütün, ibadet bir bütündü. Mescit hepsini temsil ediyordu. Ama daha sonra İslam bilgi sistemini parçalanmışlar. İşte kitabı mesela ibadet mescide kalmış. Ahlak tekkeye kalmış. Kitap medreseye kalmış. Tekke, medrese ve mescit olarak İslam aklı üçe ayrılmış, parçalanmış. Ve bilgi sistemleri de parçalanmış. Beyan bilgi sistemi İslam'ın şemsiye sistemiydi. Beyan bilgi sisteminin kurucusu ise Kur'an'dı. Fakat bürhan bilgi sistemi, işte onun aracı ise akıldır. Beyan bilgi sisteminin aracı nastır. Bürhan bilgi sisteminin aracı akıldır. İrfan bilgi sisteminin aracı ise keşiftir, sezgidir, kalptir, duygudur. Yani bunlar başlangıçta beraberdi. Efendimizin hayatında beraberdi. Efendimiz gecesini bir zahit gibi, gündüzünü bir mücahit gibi geçiriyordu. Gecenin abidi, gündüzün mücahidiydi. Mescitte imam, savaşta komutan, yargıda hakim, evinde harika bir aile reisi ve sahabesinin önünde bir muallim, bir öğretmen idi. Ve bunları birbirinden ayırmıyordu Efendimiz. Ama daha sonra tedvin asrında, ikinci asırdan itibaren bu bütünlük parçalandı. Parçalandıktan sonra İslam ahlakını temsil etme iddiası, işte İslam irfanı dediğimiz, ki başlangıçta İslam irfanıydı. Sahabe içerisinde başta Peygamberimiz İslam irfanını temsil ediyordu. Ondan sonra sahabe içerisinde işte biliyoruz
Hazreti Ali İslam irfanını, Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir İslam irfanını temsil ediyorlardı. Ebu Zerri Gıfari, Selman-ı Farisi, Süheyb-i Rumi gibi sahabiler İslam irfanını temsil ediyor. Ondan sonra işte efendim ikinci nesilde Hasan el-Basri, Mesruk efendim gibi büyük sahabeci tabi'inler ikinci nesilden isimler İslam irfanını temsil ettiler. Bunlara arifler diyoruz. Ta ne zamana kadar? Hicri 3. yüzyılın ortalarına kadar bu böyle gitti. Yine Haris el-Muhasibi, Seri-i Sakati, Cüneyd-i Bağdadi İslam arifleriydiler. Ve saf ahlakı temsil ediyorlardı. Bunlar Kur'an ahlakını savundular. Onun için Haris el-Muhasibi akıl Kur'an'dır, Kur'an akıldır diyebilen bir zat idi. Muhteşem bir isim idi. Efendim, daha sonraları 3. yüzyıldan itibaren önce Hint'ten Hint mistisizminin bulaştığını görüyoruz İslam irfanına. Ondan sonra Yunan mistisizmi, ondan sonra Hristiyan mistisizmi, ondan sonra Yahudi mistisizmi böyle akmaya başladı. Ama özellikle Hint mistisizmi İslam irfanının içine akınca artık İslam irfanı tasavvufa evrildi. Tasavvuf ilmi oldu. Ve tabii bu ilmin müstakil olarak ortaya çıkmasında da o dönemlerde Müslümanların olağanüstü refah içinde yüzmesi sebep oldu. Şimdi fetih devam ediyor, fütuhat devam ediyor, yeni araziler kazanılıyor, İslamlaşma son sürat gidiyor, merkezde para ve servet yoğunlaşıyor, her taraftan İslam merkezine para akıyor adeta. Ve bu paralar tabii ki Müslümanları, Müslümanlar varlıkla sınandıklarında her zaman iyi sınavlar vermiyorlar. Varlık sınavı toplumsal ahlakı da sarsıyor. Ve işte o noktada artık ahlaksızlığa karşı bir tepki başlıyor. Bu tepkiyi, bu tepkiden yola çıkarak bu fırsattan istifade İslam irfanının savunan insanlar İslam ahlakını biz temsil ederiz iddiasıyla ilk tekkeler kurulmaya başlanıyor. İlk zaviyeler kurulmaya başlanıyor. Yani bir tür ahlak merkezleri olma iddiasıyla, ahlak abideleri yetiştirme iddiasıyla buralar başlıyor. İşte tasavvufa evrilme ondan sonra. Daha sonra ise Hicri 5. yüzyıldan, 6. yüzyıldan sonra ise artık tarikata yavaş yavaş dönüşme başlıyor. Belki bir yüzyıl daha sonra. Dolayısıyla böyle bir süreç görüyoruz. Yani sadece tasavvufu, İslam irfan bilgi ekolünü suçlayamayız. Aynı zamanda siyaset, ahlakı tabana vurduran siyasiler ve siyaset de bunda büyük rol oynuyor. Aynı zamanda ilim adamlarının siyasete yakın olmaları, sultanların kapılarına sık gitmeleri, onlarla içli dışlı olmaları da buna biraz kapı açıyor. Yani komple bakmak lazım ama hiç şüphesiz ki bu bölünme Müslümanların hayrına olmuyor. Yani İslam insanı muvahhid insandır. Muvahhid demek sadece tevhide inanan değil, aynı zamanda bütün bu üç efendim şeyi, kafayı, bileği, kalbi, yani tesbihi, kitabı ve efendim silahı, öyle diyelim, aksiyonu, duyguyu ve düşünceyi bir bütün halinde kendinde toplamış insan demektir muvahhid insan. Dolayısıyla yani bilek bir tarafa, yürek bir tarafa, kafa bir tarafa. Akıl benim olsun, sen akılsız kal. Kalp de benim olsun, sen kalpsiz kal. Ben duyguyu temsil edeyim, sen duygusuz kal. Ben de aklı ilmi temsil edeyim, sen cahil kal. Yani o ona onu dedi, o ona onu dedi. İşte ilim yani isteyene ver anları, bana seni, gerek seni gibi mısralar da biraz bunu tetikledi. Cennet cennet dedikleri vesaire. Yani bunlarla biraz bir parça bu üç bilgi sistemi birbirine nispet yaptı. Birbirine karşı
İşte ben olmazsam sen olmazsın veya ben olayım sen olmasan da olur manasına gelen bir yaklaşımla bu doğru değil. Yani ne biz kitapsız yapabiliriz, ne biz kalpsiz yapabiliriz, ne biz efendim hareketsiz, aksiyonsuz, eylemsiz yapabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Bir insan bu üçünü birbirinden ayıramaz. Onun için İslam artık İslam aklı artık bu üçünü bir araya toplayıp yeniden Kur'an'dan neş'et eden bu üçünü bir arada algılayıp öğrenip öğretmeyi becermelidir, bilmelidir, bunu başarmalıdır diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz.